Fizilalil Kur'an Tefsiri yazan Seyyid Kutup Nisa suresi 5. bölüm Burada İslam sisteminin cahiliye bataklığından tutup çıkardığı Müslüman topluma yönelik zincirleme eğitim sürecinin bir halkası karşısındayız. İçki cahiliye toplumunun köklü ve yaygın bir geleneği, aynı zamanda ayı edici bir sembolü idi. O zaten eski yeni hemen hemen bütün cahiliye toplumlarının ayı RD edici bir simgesidir. Nitekim o cahiliyenin doruğuna tırmandığı günlerde eski Roma toplumunun ve aynı şekilde eski Pers İran toplumunun da ayı edici simgesi olmuştu. Bu kötü alışkanlık bugün de cahiliyenin doruğunda dolaşan Avrupa ve Amerika toplumlarının ayı edici simgesidir. Bu durum klasik cahiliye döneminden bile daha ilkel bir cahiliye dönemi yaşayan geri kalmış Afrika toplumlarında da aynen böyledir. Bir rivayete göre Hazreti Ömer, nasıl Müslüman olduğunu anlatan hatıraların bir yerinde der ki, ben cahiliye döneminde müthiş bir ay yaştım, öyle ki, sürekli olarak, falanca ay yaş ile buluşalım da birlikte içelim, diye konuşurdum. Hazreti Ömer Müslüman olduktan sonra da şu ayet ininceye kadar içki içmeye devam etti. Sana içki ve kumar hakkında soru sorarlar, de ki, onların ikisinde de büyük günah vardır, insanlara bazı yararları varsa da günahları yararlarından büyüktür, Bakara Suresi, 219. Hazreti Ömer, bu ayetin inişi üzerine, Allah'ım, bize içki hakkında kesin ve doyurucu bir açıklama yap, diye dua etti ve içki içmeye devam etti, bir süre sonra incelemekte olduğumuz ayet indi. Ey müminler, sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza durmayınız. Hazreti Ömer bu ayetin inişi üzerine de Allah'ım bize içki hakkında kesin ve doyurucu bir açıklama yap diye dua ederek yine içki içmeye devam etti ta ki şu kesin yasaklama ayetleri ininceye kadar. Ey müminler, içki, kumar, anıt taşları ve fal okları şeytan işi iğrençliklerdir. Bunlardan uzak durunuz ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumar yolu ile aranıza düşmanlık ve kin tohumları ekmek, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlara son veriyorsunuz, değil mi? Maide Suresi 90 ila 91. Ey müminler sarhoşken namaza durmayız diye başlayan ayetin iniş sebebine ilişkin iki rivayet vardır. Bu iki rivayetin zincirinde muhacirlerden Hazreti Ali ve Abdurrahman b. AVF ile ensardan Saad b. Muaz vardır. Rivayetlerin anlattığı olaylar şöyle İbni Ebu Hatem'in Yunus B. Habib yolu ile Ebu Davud'a dayandırarak bildirdiğine göre Musab B. Saad şöyle diyor, Saad hakkında dört ayet indi, şöyle ki, bir defasında Ensardan biri yemek hazırladı, Ensardan ve muhacirlerden bazı arkadaşları çağırdı, yedik, içtik, sonunda sarhoş olduk, arkasından övünmeye başladık, bu arada arkadaşlardan biri devenin çene kemiği ile Saad'ın burnunu yaraladı, bu olaydan sonra Sad'ın burnu yaralı kaldı. Bu olay içkinin yasaklanmasından önce olmuştu. Bunun üzerine ey müminler, sarhoşken namaza durmayanız, ayeti indi, bu, hadis, şu beden rivayet edilmiş olarak ayrıntılı şekilde Müslim'de yer alır. İbni Ebu Hatem Muhammed b Ammar, Abdurrahman b Abdullah Deşti ki Ebu Cafer ve Ata b sahip yolu ile Ebu Abdurrahman es-Selemi'ye dayandırarak bildirdiğine göre Hazreti Ali şöyle diyor: Bir defasında Abdurrahman b AVF yemek hazırladı ve bizi evine çağırdı. Bu arada bize içki de verdi. İçince sarhoş olduk. Namaz vakti gelince bir arkadaşımızı imamlığa geçirdiler. Arkadaşınız ne dedi? bilmediği için kafirun suresini kul ya eyyul kafirun mabudu matabudun ve nahnu nabudu matabudun manası şudur de ki ey kafirler ben sizin taptıklarınıza tapmam biz ise sizin taptıklarınıza taparız biçiminde okudu bunun üzerine ey müminler sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza durmayınız ayeti indi. Cahiliye toplumunda içki tutkunluğunun ne kadar yaygın bir hastalık olduğunu kanıtlamak için daha çok rivayete, daha çok örneğe yer vermemize gerek yok. Sözün kısası içki ve kumar bu toplumun geleneklerinde bariz ve içice girmiş iki hastalık idi. Peki, ilahi sistem bu yaygın geleneğe karşı çıkmak için ne yaptı? Hiçbir ciddi, sağlıklı, bilinçli ve dengeli toplumun bünyesinde yer vermeyeceği bu hastalığa karşı İslam ne yaptı? Bu sistem bir yandan birçok sosyal gelenekle iç içe girmiş, bir yandan da birçok ekonomik çıkara malzeme olmuş bu köklü alışkanlıkla nasıl mücadeleye girişmiştir? ilahi sistem bütün bu problemleri aşama aşama inen birkaç ayet aracılığı ile ve yumuşak ve soğukkanlı bir yaklaşımla çözüme kavuşturdu, bu mücadeleyi savaşsız, kurbansız olarak ve hiçbir kimsenin kama akıtmaksızın kazandı, akan sadece şarap fıçı ve tulumları ile sarhoşların ağızlarındaki son içki yudumları oldu, çünkü az sonra anlatılacağı gibi adamlar içki yasağını ilan eden ayeti işitince ağızlarındaki içki yudumlarını yutmamışlar ve dışa tükürmüşlerdi. İslam'ın ne devlete ve ne de otoriteye sahip olmadığı, sadece Kur'an'ın otoritesine sahip olduğu Mekke döneminde bu sistemin içki ile ilgili görüşünü çıtlatan bir ayet indi. İslam'ın bu konuda ne düşündüğü bu ayetin kelimeleri arasında çıkan bir işaretle sezilebiliyordu. Sözünü ettiğimiz ayet şudur hurma ağaçlarının meyvalarından ve üzümlerden içki ve temiz besin elde edersiniz, Nahl Suresi, 67. Bu ayette o zamanki Arapların hurma meyvalarından ve üzümden elde ettikleri sarhoşluk verici içki, temiz besinlerin karşısına konuyor, böylece içki ile temiz besinin ayrı nitelikte şeyler olduğu ima ediliyor, bu ima körpe Müslümanın vicdanına hafifçe dokunan bir fiskeden ibaretti. Oysa içki alışkanlığı daha doğrusu içki geleneği kişisel alışkanlık boyutlarını aşan bir derinliğe sahipti, o ekonomik kökleri olan bir sosyal gelenekti, bu yüzden böylesine okşayıcı ve dolaylı bir fiskeden etkilenmeyecek derecede köklü idi. İslam'ın devlete ve otoriteye sahip olduğu Medine'de de içkiyi devlet gücü ile, kılıç zoru ile yasaklama yoluna başvurulmadı, ilk önce Kur'an otoritesi devreye kondu. Böylece ilahi sistem kollarını sıvayarak işe koyuldu. Çalışma yöntemi yumuşaklığa, zorlamasızlığa, insan psikolojisine ve toplumsal şartlara ilişkin engin bilgiye dayanıyordu. Sana içki ve kumar hakkında soru sorarlar de ki onların ikisinde de büyük günah vardır. İnsanlara bazı yararları varsa da günahları yararlarından büyüktür. Bakara suresi 219. İlk önce Müslümanların sorduğu sorulara cevap niteliği taşıyan bir ayetle işe girişildi, bu sorular içkiye ve kumara karşı Müslümanların vicdanlarının uyanmak üzere olduğunu simgeleyen ilk şafak ışıklarının müjdecisiydi, sözünü ettiğimiz ayet şudur fakat mesele bundan daha derindi nitekim bu yüzden Hazreti Ömer evet Hazreti Ömer Allah'ım bize içki konusunda kesin doyurucu bir açıklama yap demişti sırf bu olay bile bu geleneğin Arap toplumu içinde ne kadar derin köklere sahip olduğunu göstermeye yeterliydi arkasından da az önce anlattığımız olaylar meydana geldi ve bu olaylar üzerine ey müminler sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayınız ayeti indi. Böylece ileri görüşlü ve yumuşak yüzlü metod fonksiyonunu yürütmeye başladı. Bu ayette atılan adım, günahı faydasından daha büyük olduğunu gerekçe göstererek insanları içkiden nefret ettirmek ile şeytan işi bir iğrençlik olduğu gerekçesine dayanarak onu kesinlikle yasaklamak arasında bir orta aşama oluşturuyordu. Bu orta aşamanın fonksiyonunu içki alışkanlığını kırmak ya da alkolikliğin beline darbe vurmak idi. Sebebine gelince bu aşamada namaz vakitlerine yakın saatlerde içki içmek yasaklanıyordu. Öte yandan namaz vakitleri gündüzün değişik saatlerine dağılmıştı. Namaz vakitleri arasındaki zaman aralıkları içki tutkunlarını tahmin edecek derecede içki içip de sonra ne dediklerini fark edecek oranda ayılmalarına yetecek genişlikte değildi. Üstelik alkoliklerin gelenekleştirdikleri belirli vakitli içki seansları vardı. Mesela Sebu, sabahleyin içilen içki ve gabuk akşamleyin içilen içki demekti, oysa şimdi bu seanslar ya bir namaz vakti ile çakışıyor, ya da biraz sonrasında namaz vakti giriyordu, bu durumda Müslümanın vicdanı namazı kılmak ile, içki içme hazzını yaşamak arasında kalıyordu, üstelik bu vicdan, namazı hayatının temel direği olarak algılama bilincine ermişti. Bununla birlikte Hazreti Ömer evet Hazreti Ömer gibi seçkin bir Müslüman Allah'ım bize içki konusunda kesin ve doyurucu bir açıklama yap demişti. Ey müminler içki, kumar, anıt taşları ve fal okları şeytan işi iğrençliklerdir. Bunlardan uzak durunuz ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yolu ile aranıza düşmanlık ve kin tohumları ekmek, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlara son veriyorsunuz, değil mi? Maide Suresi 90 ila 91. Müslümanlar bu emri işitir işitmez gerçekten içkiyi bırakıverdiler. Her tarafta şarap fıçıları ve şarap testileri kırılarak içlerindeki içkiler sokaklara döküldü. Hatta bu emri içki içerken işiten ve henüz ağzına aldığı içki yudumunu Yutmamış olan Müslümanlar da ağızlarında bulunan bu içki yudumlarını dışarıya tükürdüler, Kur'an-ı Kerim davayı kazanmıştı, ilahi sistem başarıya ulaşmış ve güç kullanmak gereğini duymaksızın otoritesini kabul ettirmişti. Fakat bu nasıl olmuştu? Tarihte başka hiçbir örneğine rastlanmayan, bütün zamanların ve bütün ülkelerin yasal düzenlemelerinde, hukuki deneyimlerinde ve devlet yönetimi uygulamalarında başka bir eşi bulunmayan bu mucize nasıl gerçekleşmişti? Bu mucize gerçekleşti, çünkü ilahi sistem, insan psikolojisine kendine özgü yöntemi ile yaklaştı, bu psikolojiye Allah otoritesi, Allah korkusu ve Allah gözetimi, bir an bile Allah'ın denetimi dışında, kalamayacağı gerçeği ile karşı karşıya bıraktı, onu birbirinden kopuk istek ve arzuları ile değil, bir bütün olarak ele aldı, kısacası insan fıtratını, bu fıtratın yaratıcısı olan Yüce Allah'ın reçetesi uyarınca tedavi etmeye koyuldu. İnsan ruhunu öyle büyük idealler ile doldurdu ki orada içki neşesi ile sarhoşluk hayalleri ve sarhoşluğun beraberinde getirdiği kof övünme ve böbürlenmeler ile doldurulacak bir boşluk bırakmadı. Bu din, insan ruhunun boşluklarını büyük idealler ile doldurdu, bu ideallerden biri tümü ile insanlığı, şu şaşkın insanlığı cahiliyenin kupkuru çölünden, bu çölün kavurucu sıcaklığından, çarpıcı karanlığından, onur kırıcı tutsaklığından ve boğucu dar görüşlülüğünden çıkarıp İslam'ın büyüleyici bahçesine, bu bahçenin ılık meltemine, parlak aydınlığına, onurlu özgürlüğüne ve dünya ile ahireti kapsayan ufuk genişliğine ne kavuşturmaktır Yine bu sistem, insan ruhunun boşluğunu en önemli ideali olan iman ideali ile, o ılık meltemli, gönül okşayıcı, iç doyurucu ve çekici duygunun coşkusu ile doyurdu, böylece insan ruhunun, içkinin yalancı neşesine, bu neşenin asılsız, hayalleri içinde yüzmeye, kandırıcı rüyaları içinde sayıklamaya artık ihtiyacı kalmadı, çünkü o, imanın parlak kanatları ile yüce ruhlar aleminin aydınlığına doğru uçuyordu artık. Yüce Allah'ın yakınında, nurunun ve yüceliğinin gölgesi altında yaşıyordu. Bu eşsiz yakınlığın tadına vardığı için içkinin tadından ve neşesinden iğreniyor, onun sarhoşluğunu ve coşturuculuğunu reddediyor. Pisliğinden ve işin sonundaki burukluğundan tiksiniyordu. Bu ilahi sistem, fıtratı cahiliye hayatının tortularından arındırdı, onun kapısını başka bir anahtar ile açılamayacak olan kapısını kendi şifreli anahtarı ile açıp içine girdi, köşe bucaklarında, giriş yollarında, dehlizlerinde ve kuytuluklarında gezindi, buralara aydınlık, canlılık, arınmışlık, temizlik, uyanıklık, idealizm, iyiliğe ve büyük işlere koşma gayreti ile yeryüzü halifeliği şevki aşıladı, bu işi her her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan yüce Allah'ın fıtratın mayasına koyduğu kurallar uyarınca bunun yanı sıra yüce Allah'ın buyruğu, şartları, kılavuzluğu ve ışığı uyarınca yaptı. Şimdi, içki tutkunluğu, kumar tutkunluğu, bunların yanı sıra diğer birçok alışkanlıkların tutkunluğu, sözde sportif oyunlar tutkunluğu, bu oyunlara seyirci olma tutkunluğu, hız yarış tutkunluğu, sinema tutkunluğu, moda ve çıplaklık çılgınlığı, boğa güreşleri tutkusu, günümüz cahiliye uygarlığının, endüstri çağı cahiliyesinin, bilinçsiz insan sürülerini kendinden geçiren bir sürü hobilerini ve gülünç ihtiraslarını düşünüyoruz. shuninus Bütün bunlar günümüz insanının pençesinde kıvrandığı ruh boşluğunun göstergeleridir. Bu ruhlar en başta imandan yana, ikinci derecede de insan enerjisini yararlı biçimde kanalize edecek büyük ideallerden ve yüce ülkülerden yana boşturlar. Bu durum, bu uygarlığın insan enerjilerini normal yollardan tatmin edemediğinin, bu konuda iflasa uğradığının somut ve açık ifadesinden başka bir anlama gelmez. İşte insanları iç içkiye ve kumara sürükleyen, onları az önce saydığımız deliliklerin ve çılgınlıkların pençesine düşüren temel faktör, bu ruh boşluğu ve bu fıtri enerjileri doyuma kavuşturma alanındaki uygarlık iflasıdır. Ayrıca zamanımızın insanlarını bildiğimiz, somut deliliğin, çeşitli psikolojik ve sinirsel hastalıkların ve anormalliklerin kucağına atan sebep de yine bu boşluk ve bu iflastır. İslam sisteminde bu eşsiz içkiyi bıraktırma mucizesini gerçekleştiren faktör, ilgili ayetlerin kelimeleri değildir. Bu mucizeyi gerçekleştiren faktör, bu kelimelerin belirdiği, ilk eleştirdiği sistemdir. İnsan işi olan değil, insanların Rabbinin işi olan sistem, işte, bu sistem ile insanların benimsedikleri ve fazla işe yaramadığı tecrübelerle kanıtlanmış olan bütün kul sistemleri arasındaki köklü fark bu noktada.

Mesele sadece söz söylemek değildir. Sözler çoktur. Herhangi bir filozof, herhangi bir şair, herhangi bir düşünür, herhangi bir devlet adamı sistem, akım ve felsefe ekolü görünümü veren parlak ve tutarlı bir takım yazılar yazabilir veya sözler söyleyebilir. Fakat insanların vicdanları bu sözleri veya yazıları otoriteden yoksun sesler ya da yazılar olarak algılayacaklardır. Çünkü bu yazılar ve sözlere ilişkin olarak Yüce Allah hiçbir güç, hiçbir destek indirmiş değildir. Yusuf Suresi 40 çünkü kelimelere güç veren ve otorite kazandıran faktör bunların kaynağıdır. Üstelik insan kaynaklı sistemler bu niteliklerinin kaçınılmaz gereği olarak yapılarında birçok yetersizlikler, şahsi ihtiraslar, bilgi eksiklikleri ve noksanlıklar taşırlar. Evet, acaba bu adamlar bu kendini beğenmişlik kompleksinden ne zaman kurtulacaklar ve bu saçma ukalalığa ne zaman son verecekler? Bu ara açıklamayı burada noktalayarak yeniden ayetin incelemesine dönelim. Ey müminler, sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar ve de cünüpken yolculuk hali dışında yıkanmadıkça namaza yaklaşmayınız. Bu ayet Müslümanlara sarhoşken ne dediklerinin farkında oluncaya kadar namaza durmayı yasakladığı gibi cünüpken de yolculuk durumu dışında yıkanmadıkça namaz kılmayı yasaklıyor. Yalnız bu ayette yer alan yolculuk ve namaza yaklaşma deyimlerinin ne anlama geldikleri tartışmalıdır. Acaba her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan yaratıcının sistemini bir yana bırakarak insanlar için hayat düzeni ortaya koymaya kalkışanlar, hikmetli ve geniş görüşlü yaratıcının koyduğu kanunları bir yana bırakarak insanlar için başka yasalar koymaya yeltenenler, toplumlara yaratıcı ve tasarlayıcı Rabbimizin ilkelerinden başka ilkeler empoze etmeye kalkışanlar acaba bu yalın, bu çıplak gerçeği ne zaman kavrayacaklar? Başka bir görüşe göre ise buradaki, namaza yaklaşmak, deyimi namaza durmak, namaz kılmak anlamındadır. Böyle olunca bu ayet, yolcu olmayan bir cünübün namaz kılmasını yasaklıyor. Cünüb kimsenin yıkanmadıkça camiye ya da mescide girip namaz kılabilmesi için teyemmüm etmesi gerekir. Bu durumda teyemmüm, yıkanmanın, boy abdesti almanın yerine geçmiş olur, tıpkı abdest almanın yerine geçtiği gibi. Birinci görüş daha haklı ve daha mantıklı gibi görünüyor, çünkü ikinci varsayım, yani yolculuk durumu aynı ayetin daha sonraki cümlelerinde anlatılıyor, bu yüzden eğer ayetin başlangıcındaki bu yolculuğu normal yolculuk anlamına alırsak o zaman aynı ayette bir hüküm iki defa tekrarlanmış olur ki, bunun hiçbir zorunlu gerekçesi yoktur, şimdi de ayetin devamını okuyoruz. Eğer hasta ya da yolcu iseniz veya içinizden biri heladan gelmiş ise ya da kadınlara dokunmuşsanız da bu durumlarda su bulamamışsanız temiz bir toprakla teyemmüm ediniz, temiz toprağı yüzünüze ve ellerinize sürünüz, hiç kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, affedicidir. Bu ayet hem cünüp olup yıkanması, boy abdesti alması gereken yolcunun durumunu ve hem de abdestini bozup abdest alma zorunluluğu ile karşı karşıya kalan yolcunun durumunu kapsamını alır. Ayet bu yolcunun durumu ile cünüp olan ya da abdestsiz olan hastanın durumunu, yanı sıra heladan gelen ayeti kerimede hela geç şeklinde ifade edilmektedir. Gayitten maksat o dönemde insanların tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için kazdıkları çukura denir, ayette kazılan çukura defi hacette bulunmanın zikredilmesi yerine o çukurdan gelme ifadesi kullanılmıştır. İlahi kelama layık bir üslubçır, yani abdest bozup abdest alması gereken kimsenin durumunu ve bunlara ek olarak, kadınlara dokunanların durumunu aynı sayıyor, bir görüyor, yalnız ayette önemli bir incelik var, hela, insanların abdest bozdukları çukur yerler demektir, buradan abdest bozma eylemi, heladan gelme biçiminde son derece nazik ve dolaylı bir dille ifade ediliyor. Kadınlara dokunma deyimi hakkında da değişik görüşler, farklı yorumlar vardır. Şöyle ki. Bir görüşe göre bu deyim cinsel ilişki işi ni anlatmak isteyen dolaylı bir ifadedir. O zaman bu eylem tabii ki yıkanmayı, boy abdesti almayı gerektirir. Başka bir görüşe göre bu deyim gerçekten bildiğimiz dokunma, yani erkek vücudunun herhangi bir organının kadın vücudunun herhangi bir yerine değmesi anlamına gelir. Bu durum bazı fıkıh mezheplerine göre abdest almayı gerektirir. Bazı mezheplere göre böyle bir gereklilik doğurmaz. Bu mesele ile ilgili ayrıntılı tartışmalar fıkıh kitaplarında bulunabilir. Biz bu tartışmaları kısaca şöyle özetleyebiliriz. A. Erkek ile kadının birbirine dokunmaları kesinlikle abdest tazelemeyi gerektirir. B eğer dokunan ve dokunulan taraflar bu dokunma eylemi yüzünden nefislerinde bir uyanma hissetmişler ise o zaman bu dokunma eylemi abdest yenilemeyi gerektirir. C eğer dokunan taraf kendi iç algısı ile bu dokunuşun nefsini uyandırdığını hissederse bu dokunuşundan dolayı abdest yenilemesi gerekir. D kadına dokunmak kesinlikle abdest yenilemeyi gerektirmez. Erkeğin karısına sarılması, öpmesi de böyledir. Yani abdesti bozmaz. Ayrıntılı meselelere ilişkin bütün benzeri fıkıh tartışmalarında görüldüğü gibi bu meselenin bütün farklı görüşleri de peygamberimizin salat ve selam üzerine olsun tercihlerini destekleyen sözlerine ve davranışlarına dayandırmaktadırlar. Bizim kişisel tercihimize göre ayetteki ya da kadınlara dokunmuşsanız ifadesi kinaya yolu ile yıkanmayı gerektiren eylem cinsel ilişki anlamına gelir. Böyle olunca bu eylemden dolayı abdest alınması gerektiğini ya da gerekmediği ileri süren bütün tartışmalı görüşleri burada zikretmeyi bizim açımızdan gereksiz buluyoruz. Bütün bu durumlarda ister yıkanmak ve ister abdest almak gerekmiş olsun. Eğer su bulunmaz ise ya da su bulunur da kullanılması zararlı olursa yahut yıkanmayı ve abdest alması gereken kimsenin su kullanacak gücü yoksa teyemmüm etmek yıkanmanın ve abdest almanın yerine geçer. Okuduğumuz ayette teyemmümden şöyle söz ediliyor. Temiz bir toprakla teyemmüm ediniz. Yani pak, temiz bir toprağa başvurunuz. Ayette kullanılan sait kelimesi toprak, taş, duvar gibi yer cinsinden olan her şey anlamına gelir. Söz konusu toprak havada uçuşup binek hayvanının sırtına ya da yatak döşeği üzerine konan tozlardan oluşmuş olabilir. Yeter ki bu tozlar üzerlerine inecek el darbeleri arkasından havada uçuşabilsinler. Teyemmüm almak için ya avuç içleri ile topraklı yüzeye bir kere vurulduktan sonra avuçlar silkelenerek önce yüz ve arkasından dirseklere kadar kollar ovulur ya da avuç içleri ile toprağa iki kez vurulur ve birinci darbeden sonra yüz, ikinci darbeden sonra da dirsekler ovulur. Bu meseleye ilişkin ayrıntılı fıkıh tartışmalarının sebeplerini, dayanaklarını burada hatırlatmayı gerekli görmüyoruz. Çünkü bu din, kolay uygulanabilir bir sistem getiriyor ve teemmüm hükmünün ortaya konması bu kolaylığı açıkça ortaya koyan kanıtlardan biridir. Ayetin sonuç cümlesini okuyoruz. Hiç kuşkusuz Allah bağışlayıcıdır, affedicidir. Bu sonuç cümlesi bize söz konusu kolaylığın yetersizlikleri anlayışla karşılamanın, kusurları hoş görmenin ve hataları bağışlamanın sıcak mesajını vermektedir t e y e m m ü m ü n hikmetti. Bu ayetin açıklamasını ve bu dersi noktalamadan önce bu kısa ayetin içerdiği bir inceliğe değinmek istiyoruz. Önce teyemmümün hikmeti üzerinde duralım, daha doğrusu bu ibadetin Yüce Allah'ın kavramamızı lütfettiği bazı hikmetlerini hatırlatmaya çalışalım. Şunu hemen belirtelim ki, İslam'ın yasal düzenlemelerinin ve ibadetlerinin hikmetlerini araştıranlar bazan şöyle bir sakat yola başvururlar, inceledikleri yasal düzenlemenin ya da ibadetin bütün hikmetlerini teker teker arayıp buldukları ve ortada buldukları hikmetler dışında başka hikmet kalmadığı izlenimini uyandıran kesin bir dil kullanırlar, eğer elimizde hikmetleri sınırlayan bizzat İslam kaynaklı bir delilimiz yoksa kur, Anın naslarına ve yasal hükümlerine böyle bir metodla yaklaşmamız son derece sakat bir tutumdur. Bunun yerine her zaman şöyle dememiz doğru olur: Bu nas ya da bu hüküm hakkında bizim bulabildiğimiz, fark edebildiğimiz hikmet ya da hikmetler bu kadardır. Bu nasın ya da bu hükmün söylediğimiz dışında tarafımızdan fark edilemeyen ve algılanamayan başka sırları, başka hikmetleri olabilir. Böyle demek de ilahi hükümler karşısında in insan aklını karşıt kutuplaşmaların aşırılıklarına düşmeden layık olduğu gerçek yerine koymuş oluruz. Bu hatırlatmayı yapmamın sebebi şudur, aralarında iyi niyetlilerinde bulunduğu bazı kimseler İslamiyet'in naslarını ve hükümlerini insanlara aktarırken yanlarında pratik insan deneyimlerinden veya modern bilimin buluşlarından derlenen belirli hikmetlerini sunmaya meraklıdırlar, bu iyi bir tutumdur, fakat bir yere kadar, aşılmaması gereken bir sınıra kadar, bu sınır az önce değindiğimiz çizginin ötesine geçmemelidir. Mesela çoğu yorumlarda namazdan önce alınan abdestin hikmetinin temizlik olduğu söylene gelmiştir. Abdestin böyle bir amacı içerdiği söylenebilir fakat eğer onun tek amacının bu olduğunu, bundan başka hiçbir amaç taşımadığını söylersek işte bu son derece sakat, aynı zamanda güvenilmez bir yaklaşım tarzı olur sebebine gelince gün olmuş bazı sivri akıllı İslam düşmanları şöyle demeye başlamışlardır böyle ilkel bir yola başvurmaya artık ihtiyacımız kalmadı çünkü şimdi temizlik diye bir problemimiz yok insanlar temizliği zamanımızda gündelik hayatlarının programlı bir parçası haline getirmişlerdir madem ki abdestin hikmeti temizlenmektir buna göre artık namazdan önce abdest almanın hiçbir gerekçesi kalmamıştır hatta artık namaz kılmanın bile bir gereği kalmadı Namazın hikmeti konusunda da çoğu kere değişik yorumlarla karşılaşırız. Kimi zaman, namazın gerekçesinin vücudun tümünü çalıştıran jimnastik hareketleri yaptırmak olduğu ileri sürülür. Kimilerine göre ise namazın hikmeti Müslümanı disipline alıştırmaktır. Önce vakitleri gözetme disiplini, ikinci olarak belirli hareketleri yapma disiplini, üçüncü olarak da düzgün saflar oluşturma ve imama uyma disiplini, kimilerine göre de Namazın hikmeti dua ve Kur'an okuma yolu ile yüce Allah Celle Celaluhu ile ilişki kurmaktır. Namazın bu ya da şu amacı içerdiği söylenebilir. Fakat namazın amacı sadece bu ya da sadece şudur ya da bu söylenenlerdir diye kestirip atmak bu konudaki sağlıklı metodunu ve güvenlik çizgisini aşmak olur. Nitekim öyle zamanlar geldi ki bazı sapıkların şöyle amaçlar ileri sürdüklerini gördük. Artık namazın içerdiği jimnastik hareketlerini yapmamıza gerek kalmadı. Çünkü günümüzde bir bilim dalı haline gelen spor faaliyetleri çeşitli bölümlerindeki çalışmaları ile bu organik ihtiyacı fazlası ile karşılamaktadırlar. Başka baza sapıklar da şöyle diyor, insanlarda disiplin alışkanlığı meydana getirmek için artık namaz kılmamıza gerek yok, çünkü en büyük disiplin ocağı olan askerlik eğitimi, bu ihtiyacı yeterince karşılamaktadır. Diğer bazı sapıklarda şöyle saçmalıklar gevelemeye koyulmuşlardır, namazın şeklini belirlemeye, bu ibadeti kesin kalıpların çerçevesine oturtmaya gerek yoktur, çünkü Allah ile ilişki kurmak herhangi bir tenha köşedeki fısıltılı yakarışlar yolu ile gerçekleşebilir, bunun için bedenin belirli hareketler yapması gereksiz ve hatta yersizdir, çünkü bu beden hareketleri, ruhi girişimleri ve psikolojik akrobasileri fren. less. İşte eğer bu sakat yolu izleyerek İslam'ın her ibadetinin, her yasal düzenlemesinin hikmetini belirlemeye kalkışırsak bu ibadetlere ve yasalara ya insan akli ya da modern bilim verileri uyarınca bir takım gerçekler yakıştırıp da arkasından bu ibadetlerin, bu hükümlerin hikmetleri bunlardan ibarettir diye kestirip atarsak Yüce Allah'ın nasları ve hükümleri karşısında takınmak zorunda olduğumuz sağlıklı ve tutarlı tutumun uzağına düşmüş oluruz, bunun yanı sıra bu alandaki güvenlik çizgisini de aşmış, düşmanca yorumlara kapı açmış oluruz. Üstelik böyle bir gerekçe yakıştırma metodu, özellikle modern bilimin verilerine bağlandığı takdirde her zaman köklü yanılgılara düşme ihtimali ile karşı karşıyadır. Çünkü modern bilimin verileri değişmez kesinlikler değildir, tersine bu veriler her gün sürekli düzeltmelere ve değiştirmelere açık bir nitelik taşırlar. Nitekim incelemekte olduğumuz konuya bu açıdan bakınca abdestin ve tüm vücudu yıkamanın hikmetinin sadece temizlik olmadığı açıkça görülür. Çünkü bu ibadetlerin yerini tutan teyemmüm ibadeti söz konusu temizlenme hikmetini gerçekleştirmiyor. Buna göre abdestin ve yıkanmanın teyemmüm yolu ile de gerçekleşen başka bir hikmeti daha olmalıdır. Şimdi biz az önce değindiğimiz hataya kendimiz düşerek kesin konuşacak veya sözü kestirip atacak değiliz, bunun yerine ihtiyatlı bir dille şöyle diyoruz, belki de abdestin ve yıkanmanın bir diğer hikmeti normal gündelik meşguliyetler ile Yüce Allah'ın huzuruna çıkma girişimi arasına herhangi bir uyarıcı eylem koyarak Yüce Allah ile buluşmaya psikolojik bir hazırlık yapmaktır, eğer bu düşüncemiz yerinde ise o zaman teyemmüm, söyledi açıdan, yıkanmanın ya da abdest almanın yerini tutabilir. Bunun ötesi insan ruhunun giriş yollarını, girintili eşittir çıkıntılı labirentlerini herkesten iyi bilen yüce Allah'ın kapsamlı ve engel tanımaz bilgisine kalmıştır. Geride kalan bir başka mesele de şudur, biz kullar ulu, yüce ve her türlü ölçüler üstü büyük olan Allah karşısında takınmak zorunda olduğumuz edebin kurallarını iyi öğrenmeliyiz. Bu ayette dikkatimizi çeken bir başka nokta da şudur, bu ilahi sistem, her türlü özür, her türlü engel karşısında direnilerek namazın mutlaka kılınmasını özendiriyor, bu yoldaki engelleri etkisiz hale getiriyor, bu amaçla getirdiği bariz kolaylıklardan biri, teyemmümü, abdestin ya da yıkanmanın veya her ikisinin yerine koymaktır, Müslüman bu kolaylığa su bulamadığı ya da su kullanmaktan zarar görebileceği veya var olan az miktardaki suyu hayatın zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için kullanmak zorunda olduğu durumlarda ve bunların yanı sıra bazı görüşlere göre su bulunsa bile yolculuk sırasında başvurabilir. Ayrıca tehlikeli anlarda ve savaş alanlarında kılınacak namazlarda da birçok kolaylıklar tanınmıştır. Bütün bunlar açıkça şunu gösterir. Bu ilahi sistem namaz kılmaya olağanüstü derecede önem veriyor. Şartlar ne olursa olsun namaz kılmamaya açık kapı bırakmaya kesinlikle yanaşmıyor. Hiçbir mazeret namazı bırakmaya gerekçe sayılmıyor. Bu titizlik hastalık durumunda da açıkça görülür. Hastaların oturarak, yatarak, sayık Namaz kılmaları, vücudlarını ya da bazı organlarını kımıldatamayacak derecede ağır durumda iseler, göz kapaklarının hareketleri aracılığı ile namaz kılabiliyorlar. Çünkü namaz kul ile yüce Allah arasında kurulan bir ilişkidir. Yüce Allah kulun bu ilişkiyi kesmesine razı olmuyor. Çünkü bu ilişkinin ve bu bağın kul için ne oranda gerekli olduğunu biliyor. Yoksa yüce Allah'ın ne insanlara ve ne de diğer varlıklara ihtiyacı yoktur. Ayrıca kulun namazı ona hiçbir şey kazandırmaz. Namazın kazancı onu kılan kullara dönüktür. Namaz onları kötülüklerden uzak tutar. Namazla yüce Allah ile gerçekleştirdikleri bağlantı sayesinde ve yükümlülüklerini yerine getirmede Allah'tan yardım görme kolaylığı, kalplerinde huzur, gönüllerinde dirlik ve varlıklarında bir şevk tazeliği hissederler. Fıtratlarının isteklerine uygun bir yolla yüce Allah'ın himayesi altında, yakınında ve gözetiminde oldukları bilincini kazanırlar. Hiç kuşkusuz yüce Allah onların bu fıtri ihtiyacını, bu fıtrata neyin yararlı olacağını ve onu neyin edeceğini bilir. Çünkü yarattıklarını herkesten iyi bilen, bilgisi önünde hiçbir engel bulunmayan ve her şeyin iç yüzünden haberdar olandır. Son olarak bu ayette geçen bazı nazik, bazı ince ifadelere dikkatleri çekmek istiyoruz. Ayette Helada abdest bozma eyleminden söz edilirken, içinizden biri Heladan gelmiş ise deniyor. Bunun yerine şöyle şöyle yapınca denmiyor. Hatta abdest bozma eylemi, bu eylemin yapıldığı yerden dönme ifadesiyle dolaylı biçimde dile getiriliyor. Üstelik abdest bozma eylemi ikinci şahıslara, muhataplara dayan dayandırılarak, eğer heladan gelmişseniz, de denmiyor, bunun yerine eylem üçüncü şahıslara, gaiplere, dayandırılarak, içinizden biri heladan gelmişse, buyuruluyor, böylece son derece nazik bir seslenme üslubu son derece ince imalı ifade tarzı kullanıyor, bu incelikli ve edepli üslubun insanlara, aralarındaki konuşmaları sırasında örnek olması isteniyor tıpkı bunun gibi aynı ayette bildiğimiz kadın erkek ilişkisinden söz edilirken ya da kadınlara dokunmuşsanız ifadesi kullanılıyor. Bu ifade son derece ince, muhteşem ve yüksek düzeyli bir ifadedir. Dokunmak deyimi hem bu eylemin ön girişimlerini ve hem de eylemin kendisini anlatabilir. Bu anlamlardan hangisi kastedilmiş olursa olsun, bu anlatım tarzı yüce Allah'ın insanlara gösterdiği bir edep örneğidir. İnsan insanlar bu tür mahrem eylemleri açık açık anlatmak zorunda olmadıkları durumlarda bu tür dolaylı anlatım biçimleri kullanmalıdırlar. Bu açıdan dikkatimizi çeken bir başka ifade şekli de şudur, teyemmümün nasıl alınacağı anlatılırken topraktan, pak toprak diye söz ediliyor, böylece her temiz şeyin pak ve her pis şeyin iğrenç olduğu anlatılıyor ki, bu ifade tarzı gönülleri etkileyen nazik bir mesaj veriyor insana Ey ruhların yaratıcısı ve ey bu ruhların iç yüzlerinin herkesten iyi bilicisi sen ne kadar yücesin Bitmeyen savaş Evet, az ileride okuyacağımız ayetler grubu Müslüman cemaat eli ile Müslümanları kuşatan düşman kamplara karşı bir dışa dönük savaş başlatıyorlar. Fakat aslında bu ayetler savaşın başlangıç çizgisini oluşturmaz. Sebebini şöyle açıklayalım, bilindiği gibi bu surenin şimdiye kadar incelediğimiz ayetlerinde İslam'ın hukuki, ekonomik, ailevi ve ahlaki düzenlerine ilişkin birçok hüküm ile karşılaştık. Bu ilahi sistemin cahiliye bataklığından tutup çıkardığı İslam toplumunda hala varlığını sürdüren birçok cahiliye artığının silinmesi girişimlerine tanık olduk. İslam'ın yeni ilkelerinin toplumda kökleşip egemen olmasına ilişkin yoğun çabaları izledik. İşte bütün bu çabalar İslam toplumunun genel olarak Arap yarımadasındaki ve özellikle Medine'deki düşmanlarına karşı vereceği dışa dönük savaştan uzak ve kopuk faaliyetler değildir. Tersine söz konusu içe dönük faaliyetler bu savaşı karşılamaya yönelik birer hazırlık ve birer ön eğitim niteliği taşır. Başka bir deyimle bu içe dönük düzenlemeler bir kuruluş, bir yapılanma, bu genç toplumu İslam sistemi uyarınca yeniden yeñiden yapılandırma çalışmalarıdır. Ancak bu yeni yapılanma sayesinde bu genç toplum, çevresini saran düşmanlara karşı koyabilir, onlara üstün gelebilirdi. Bu yüzden, Bakara ve Ali İmran surelerinde gördüğümüz gibi, öncelikle bu toplumun iç yapılanmasına önem veriliyor, toplumun inanç sistemi, düşünceleri, ahlakı, duyguları, hukuk sistemi ve kurumları yeni bir yapılanmaya kavuşturuluyor, bu yeniden yapılanma süreci ile içici olarak Müslüman topluma düşmanlarının iç yüzü ve mücadele yöntemleri konusunda gerekli bilgiler verilerek düşmanlarının oyunları ve tuzakları konusunda uy yarılıyorlar. Böylece Müslümanlar kalpleri güvenle dolu, gözleri açık, iradeleri yoğunlaşmış, bilenmiş, önlerindeki savaşın niteliği ve karşılarındaki düşmanın mahiyeti hususunda bilgi edinmiş olarak dışa dönük savaşa yöneltiliyorlar. Bu durumun bu surede de tıpatıp aynı olduğunu görüyoruz. Bütün bu örneklerde Kur'an-ı Kerim, her cephede Müslüman cemaatin yanında savaşa girer, mesela Müslümanların vicdanlarında ve duygularında savaşa girer, bu savaş sonucunda bu vicdanlarda yeni bir inanç sisteminin yapısını kurar, yeni bir Allah kavramını yerleştirir, evrene ve varlık alemine ilişkin yeni bir bakış açısı geliştirir, yeni ölçüler ve yeni değer yargıları oluşturur, vicdanın orijinal fıtratını cahiliye kültürün nın yozlaştırmalarından kirlerinden, paslarından arındırır, böylece vicdanlarda ve toplumlarda hala etkili olan cahiliye değerlerini siler, bunların yerine İslam'ın ışıklı ve alımlı değerlerini ve kurumlarını oluşturup yerleştirir, bunun arkasından bu toplumu iç ve dış düşmanlarına karşı, yani münafıklara, Yahudilere ve puta tapanlara karşı savaşa yöneltir, yine Kur'an'ın rehberliği altında savaşa giren bu toplum inanç sisteminin, ahlakının, sosyal ve hukuki sisteminin, kısacası iç yapısının sağlamlığı yüzünden artık düşmanları ile karşılaşmaya ve onlara karşı üstünlük kurmaya tam anlamı ile hazırlıklı durumdadır. İslam toplumunun çevresini kuşatan cahiliye toplumlarına ki bunların arasında Medine'nin kalbinde yerleşmiş bulunan Yahudi toplumu da vardı karşı sağladığı üstünlük Kur'an'ın biçimlendirdiği ilahi sistem sayesinde gerçekleşen ruhi ahlaki sosyal ve hukuki üstünlüğünden kaynaklanıyordu yoksa askeri ekonomik ve maddi üstünlüğünden ileri gelmiyordu Hatta hiçbir zaman bu dönemde Müslümanların askeri, ekonomik ve maddi üstünlükleri söz konusu olmamıştı, çünkü İslam'ın düşmanları her zaman sayıca daha çok, daha güçlü, daha zengin ve genel anlamda maddi imkanlar bakımından daha avantajlı durumda olmuşlardı, bu gerek Arap Yarımadası'ndaki savaşlar sırasında ve gerekse daha sonra Yarımada dışında gerçekleşen büyük fetihler sırasında böyleydi, İslam toplumunun gerçek üstünlüğü öncelikle bu ruhi ahlaki sosyal yapılanmasından ve bununla bağlantılı olarak eşsiz İslam sisteminin ürünü olan siyasi ve idari mekanizmasından kaynaklanıyordu. İşte İslam öncelikle ruhi, sosyal, ahlaki yapılanmasının ve bununla bağlantılı siyasi ve idari yapısının cahiliye toplumları karşısında sağladığı ezici üstünlük sayesinde düşmanlarını dize getirebildi, onları ilk aşamada Arap Yarımadası'nda dize getirdi, ikinci aşamada ise çevresinde öteden beri egemen olan iki uygar imparatorluğun, yani eski Pers-İran İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğunun kişilikleri cahiliye toplumunu dize getirdi. Daha sonra da yeryüzünün çeşitli yörelerinde egemen olan birçok cahiliye toplumu İslam'ın bu ezici üstünlüğü önünde dize gelmek zorunda kaldı. Bu sağlam iç yapısı sayesinde İslam, orduları ve kılıçları ile olduğu gibi musafı ve ezanı ile de cahiliyeye önünde diz çöktürmeyi başarıyordu. Eğer bu ezici üstünlük olmasaydı insanlık tarihinde başka bir benzeri görülmemiş olan o olağanüstü başarılar elde edilemez, o eşsiz harikalar meydana gelemezdi. Bu olağanüstü harikalar eski dönemlerdeki Moğol istilaları ve yakın zamanlardaki Hitler operasyonları gibi tarihte nam salmış askeri harekatlarda bile görülmez. Çünkü İslam'ın zaferleri sadece askeri zaferler değildi. Aynı zamanda birer inanç Kültür ve uygarlık zaferi olmuşlardı. Bu zaferlerde yenilgiye uğrayan halkların inançlarını, dillerini, adetlerini ve geleneklerini zor kullanmadan silip süpüren ezici bir üstünlük görülür. Bu görüntünün eski yeni hiçbir başka askeri zaferde kesinlikle eşi ve benzeri yoktur. Bu üstünlük dört dörtlük bir insani ilkelerde kendini gösteren tartışmasız bir üstünlük. Bu üstünlük insan için bir yeniden doğuş göstergesiydi. Yeryüzünün o güne kadar tanımış olduğu insan tipi dışında yepyeni bir insan tipinin doğuşunu müjdeliyordu. Bundan dolayı bu akıncı hareketi ele geçirdiği ülkelere kendi rengini verdi, alınlarına kendine özgü damgasını vurdu. Yine bundan dolayı bu akıncı hareket bazı yöre lardaki binlerce yıllık egemenlik geçmişi olan uygarlıkların kalıntıları üzerinden silindir gibi geçti. Mısır'daki firavunlar uygarlığı, Irak'taki Babil ve Asur uygarlıkları, Suriye'deki Fenike ve Süryani uygarlıkları gibi çünkü İslam uygarlığının bu eski uygarlıklara göre insan fıtratındaki kökleri daha derin, insan psikolojisi üzerindeki egemenlik alanı daha geniş, insanlığın hayatındaki dayanakları daha sağlam ve bu hayata ilişkin bakış açısı daha geniş kapsamlıydı. Bu akıncı hareketin önünde diz çöken ülkelerdeki İslam dilinin yerleşmesi ve üstünlüğü şaşırtıcı bir olgudur. Bu şaşırtıcı olgu henüz gerektirdiği düzeyde incelenmemiş, araştırılmamış ve değerlendirilmemiştir. Bana göre bu üstünlük inanç üstünlüğünden, inanç egemenliğinden daha şaşırtıcı bir gelişmedir. Çünkü dil insan yapısının o kadar köklü ve insan toplumunun o kadar karmaşık bir kurumudur ki onda meydana gel gelen bu sarsıcı değişmeyi tam anlamı ile bir mucize saymak gerekir bu inanılmaz başarı Arap dili ne mal edilemez mesele Arap dili meselesi değildir Çünkü Arap dili daha önce de vardı fakat İslam'dan önceki dönemde dünyanın hiçbir yöresinde böylesine bir mucizevi yayılışı gösterememişti bundan dolayı bu dile İslam dili adını verdim Çünkü Arap dilinde birdenbire beliren bu yeni güç bu dilin eli ile gelen bu mucizevi başarı kuşku yok ki İslam’dan kaynaklanıyordu. Bu mucizenin göstergesi olarak özgürlüğe, aydınlığa ve serbestliğe açılan fethedilmiş ülkelerin o güne kadar ortaya çıkamamış dehaları kendilerini ana dilleri aracılığı ile değil bu dil aracılığı ile ifade etmeye yönelmişlerdir. Bu dinin dili ile İslam'ın dili ile yani söz konusu dehalar bu dil aracılığı ile kültürün her dalında öyle parlak ve orijinal eserler ürettiler ki bunların hiçbirinde yabancı dilde yazı yazmanın, ana dil dışındaki bir dili kullanmanın kaçınılmaz kıldığı kopyacılığa ve zorlamalı ifadelere rastlanmamaktadır. Başka bir deyimle, İslam dili, pratikte bu dehaların ana dili haline gelmiştir. Çünkü bu dilin taşıdığı kavram ve kültür birikimi o kadar zengin, o kadar üstün düzeyli ve o kadar insan fıtratı ile bütünleşmiş idi ki, insan vicdanları tarafından eski kültürlerinden, eski dil birikimlerinden daha öze yakın ve daha köklü olarak algılanıyordu. Bu surenin biraz ileride okuyacağımız ayetler grubu bir bütün olarak Müslümanları savaşa çağırıyor. Kur'an-ı Kerim'in başta Yahudiler olmak üzere Müslüman cemaati kuşatmış olan cahiliye toplumunun bütününe karşı Müslümanlar eliyle girişmiş olduğu bir savaştır bu. Biz bu savaşın çatışmalarını ve alanlarını daha önce Bakara ve Ali İmran surelerinde de görmüştük. Savaş yine o savaş olduğu gibi düşman kamplar aynı kamp lardır. Bu düşman kamplardan da gerek Bakara ve Ali İmran surelerinin girişlerinde ve gerekse bu surenin girişinde söz etmiştik. Bu eşsiz tarihi olguyu, yani İslam dilinin bu sarsıcı yayılma ve hızlı benimsenme olgusunu başka türlü açıklamamız zor olur. Her neyse, bu uzun boylu bir meseledir, ayrıntılı açıklaması çok yer tutar, bu tefsir kitabının akışını durdurarak yaptığımız bu kısa açıklama ile yetinmek istiyoruz. P.U.S.U.D.A.K.İ İslam Düşmanları Az sonra incelemeye koyulacağımız ayetler grubu ile Medine'de doğan İslam cemaati ile onun karşısında pusuya yatan düşman kamplar arasında amansız bir savaş başlıyor. Bu derste Yahudilerin gerek bu yeni dine ve gerekse bu dini kişiliğinde temsil eden Müslüman cemaate yönelik tutum ve davranışları şaşkınlıkla karşılanıyor. Onu izleyen ayetler grubunda Müslüman toplumun görevi, bağlı olduğu sistemin mahiyeti ve bu toplumun toplumun sistemini, hayat tarzını ve düzenini benzerlerinden ayıran İslam'ın ve müminliğin şartı açıklanıyor. Bunu izleyen ayetler grubunda bu cemaat sistemini, varlığını ve kurumsal yapısını savunmaya çağrılıyor, bu sisteme karşı sinsiz entrikalar çeviren münafıkların yüzündeki perde açılıyor, ölümün, hayatın ve bu iki olguya ilişkin ilahi takdirin mahiyeti irdeleniyor, bu ders Müslüman cemaate yönelik eğitimin, bu cemaati dış düşmanları ile savaşma görevine hazırlamanın bir aşamasını oluşturur. Onu izleyen ayetler grubunda münafıklar hakkında verilecek bilgilerin devamı açıklanmakta, Müslümanlar Yahudilere karşı takınılacak tutum konusunda anlaşmazlığa düşmekten ya da Yahudilerin davranışlarını savunmaktan sakındırılmakta, arkasından Müslüman toplumun çevresindeki farklı düşmanlar karşısında nasıl bir tutum takınacağı, yani uygulayacağı devletler arası hukukun ne gibi kurallara dayandığı anlatılmaktadır. Onun arkasından gelen ayetler grubunun konusu İslam toplumunda yaşayan bir Yahudiye yönelik örnek ve adil davranış tarzı somut biçimde gözler önüne serilir. Bir sonraki derste puta tapıcılık ve puta tapanlar ile girişilen bir hesaplaşmaya tanık oluruz. Bu hesaplaşmada Arap Yarımadası'nda yaşayan putperestlerin dayandıkları temellerin çürüklüğü vurgulanıyor. Bu dışa dönük savaşın arasında içe dönük bir yasal düzenleme bölümü girer. Aile hukuku konusunu işleyen bu ara bölüm ile bu surenin başlangıç bölümü arasında bağ vardır. Arkasından sıra bu cüzün son dersine gelir. Münafıklığı ve münafıkları konu edinen bu ders bu iki yüzlüleri cehennemin en alt katına indirir önümüzde inceleyeceğimiz derslerin içeriklerine ilişkin bu son derece kısa açıklamalar bize ilk İslam toplumunun vermek zorunda kaldığı gerek içe ve gerekse dışa dönük savaşların alanlarını ve değişik yönlerini bunun yanı sıra İçe dönük ve dışa dönük savaşın bu toplumun hayatında nasıl bir uyum ve bütünlük gösterdiğini açıkça belirtir. Müslüman ümmetin savaşı hep aynı savaştır. Bugün de yarın da özü ve temel karakteristikleri hiç değişmeyecektir. 44 Şu kendilerine kitaptan bir pay verdiklerimizi görmüyor musun? Bunlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. 45 Allah düşmanlarınızı çok iyi bilir. O vekil ve yardım edici olarak size yeter. 46 Yahudiler içinde öyleleri var ki bu dine hakaret etmek amacı ile Tevrat'taki kelimeleri değiştirerek ve dillerini ağız boşluklarında burarak işittik ve karşı geldik dinle sözü dinlenmez olasıca, ve, reyna, bizi gözet anlamına da gelen eş sesli bir hakaret deyimi, ilerler, oysa eğer, böyle diyecekleri yerde, duyduk ve uyduk, işit, ve bize bak deselerdi kendileri hesabına daha hayırlı ve tutarlı olurdu, fakat Allah kafirlikleri yüzünden kendilerine lanet ettiği için pek azı dışında onlar iman etmezler. s yumuşak g i satın alanlar Şimdi bu dersi oluşturan ayetler grubunun incelemesine geçiyoruz. Bu ayetlerin birincisi Yahudilerin tutumunu hayret ve kınama ile karşılayan ve ileride okuyacağımız benzerlerinin ilkini oluşturan bir ayettir. Bu ayette peygamberimize ve onun kişiliğinde Yahudilerin sergiledikleri şaşırtıcı ve kınanası tutumun farkına varan sağduyu sahibi herkese sesleniliyor. Ayeti tekrarlıyoruz. Şu kendilerine kitaptan bir pay verdiklerimizi görmüyor musun? Bunlar sapıklığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Kendilerine kitap verilmesinin doğal sonucu hidayete ermeleri ermeleriydi, Yüce Allah ilk sapıklıklarından kurtularak hidayete kavuşsunlar diye onlara Hazreti Musa, selam üzerine olsun, eli ile Tevrat'ı vermişti, fakat onlar bu kurtarıcı payı tepiyorlar, hidayeti bırakıyorlar ve yerine sapıklığı satın alıyorlar, satın alma, deyimi bilerek ve karar vererek yapılan değiş tokuş anlamına gelir, yani Yahudilerin ellerinde hidayet var, fakat fakat onlar bu hidayeti bırakarak yerine sapıklığı alıyorlar, burada bilmeyerek, yanılarak ya da farkında olmayarak yapılan bir hata karşısında değil, bilinçli, kararlı ve kasıtlı bir alışveriş sözleşmesi karşısındayız, bu şaşılacak ve kınanacak, son derece acayip ve son derece tuhaf bir durumdur. Fakat Yahudiler bu şaşılası ve kınanası noktada da durmuyorlar. Tersine daha da ileri giderek hidayete erenleri sapıklığa düşürmek istiyorlar. Çeşitli yöntemler kullanarak ve çeşitli yollardan giderek Müslümanları da doğru yoldan çıkarmaya çalışıyorlar. Bu yöntemler ve yollar daha önce Bakara ve Ali İmran surelerinde açıklandığı gibi bu surenin ileride inceleyeceğimiz ayetlerinde de kısmen açıklanacaktır. Yani bu adamlar sapıklığı kendileri için satın almakla yetinmiyorlar üstelik çevrelerindeki hidayetin belirtilerini kökten silmeye yelteniyorlar böylece ortalıkta ne hidayet ve ne de hidayete ermiş insanlar kalsın istiyorlar Ayetin gerek ilk gerek ikinci mesajı Yahudilerin oyunlarına ve önlemlerine karşı Müslümanlara yöneltilmiş bir uyarı ve bir sakındırma niteliği taşır. Aman Allah'ım, ne önlem? Ayrıca Müslümanların vicdanlarında kendilerini tekrar sapıklık dönemlerine döndürmek isteyen kötü niyetlilere karşı antipati uyandırılmak isteniyor. Çünkü Müslümanlar kavuştukları hidayetin değerini iyi biliyorlar. Kendilerini tekrar cahiliye dönemlerine döndürmek kalkışanlara düşmanlık besliyorlardı. Onlar hem cahiliyeyi ve hem de İslam'ı yakından bildikleri için cahiliyeden nefret ederek İslam'ı sevmişler ve bu bilincin sonucu olarak kendilerini şu ya da bu oranda cahiliye döneminin geriliğine döndürmek isteyenlere karşı da nefret duyar olmuşlardır. Kur'an ı Kerim onlara bu uyarıyı yöneltirken Elbette ki Yüce Allah onların kalplerindeki bu canlı duyguyu biliyordu. Bundan dolayı bir sonraki ayette Yahudilerin Müslümanların düşmanları oldukları açıkça dile getirilerek ve bu düşmanca girişim karşısında yüce Allah'ın celle celaluhu Müslümanları koruması ve desteği altına aldığı gönüllere ferahlık aşılayan bir üslup ile dile getirilerek Yahudilerin bu yıkıcı girişimlerine dikkat çekilmek isteniyor okuyoruz Allah düşmanlarınızı çok iyi bilir, o vekil ve yardım edici olarak size yeter. Böylece Medine'de Müslüman cemaat ile Yahudiler arasındaki düşmanlık açığa vuruluyor, aleniyete dökülüyor ve saflar iyice belirginleşiyor. Yahudiler içinde öyleleri var ki, bu dine hakaret etmek amacı ile Tevrat'taki kelimeleri değiştirerek ve dillerini ağız boşluklarında burarak, işittik ve karşı geldik, dinle, sözü dinlenmez olasıca, ve, reyna, bizi gözet anlamına da gelen eş sesli bir hakaret deyimi, derler. Yahudiler kaypaklığı, yüzsüzlüğü ve yüce Allah'a karşı edepsizliği Tevrat'taki kelimeleri amaçları dışına çıkacak biçimde tahrif etmeye kadar ileri götürdüler. En kabul edilebilir yoruma göre buradaki tahrif eylemi Tevrat'ın metinlerini amaçları dışında yorumlamak anlamındadır. Yahudiler bu tahrif eylemini Tevrat'ta yer alan son peygamberlik misyonuna ilişkin delilleri ortadan kaldırmak, bunun yanı sıra son ilahi kitap olan Kur'an'ı onaylandığı ve böylece her iki kitabın da aynı kaynaktan geldiğine ve bununla bağlantılı olarak peygamberimizin gerçek peygamber olduğuna kanıt oluşturan hükümleri ve yasaları gözlerden kaçırmak amacı ile yapıyorlardı. Şunu hemen belirtelim ki, insanların arzularına uyum sağlamak amacı ile semavi kitapların metinlerini amaçları ile bağdaşmayacak biçimde yorumlamak, dinlerinden saparak onu bir meslek ve bir geçim amacı haline getiren bütün din adamlarında görülen ortak bir tutumdur. Onlar bu sahtekarlığı her dönemdeki iktidar sahiplerinin keyiflerine ve dinin çerçevesi dışına taşmak isteyen halk yığınlarının arzularına uyum sağlamak için yaparlar Yahudiler bu çarpıtma sanatının en maharetli ustalarıdırlar ama günümüzde İslam'ı çarpıtmayı meslek edinmiş sahtekarlar arasından bu alanda Yahudilere taş çıkartacak olanlar ve onlarla başa baş yarışabilecek olanlar hiç de az değildir. Bunun yanı sıra Yahudiler kaypaklığı, yüzsüzlüğü, küstahlığı ve peygamberimize karşı edepsizliklerini, ya Muhammed, söylediklerini duyduk, fakat onlara karşı geliyoruz, sana ne inanacak, ne uyacak ve ne de itaat edecek değiliz, diyecek derece ileriye vardırdılar. Bu küstahça sözler, bu ayetlerin İslam'ın başlangıç yıllarında indiklerini gösterir, ayrıca küstahlıklarını edepsizlikleri, ahlaksızlıkları, yüzsüzlükleri, ve kaypaklıkları ile de birleştirmekten çekinmeyerek peygamberimize şöyle diyorlardı. Dinle sözü dinlenmez olasıca ve reyna bizi gözet anlamına da gelen eş sesli bir hakaret deyimi. Yahudiler kullandıkları kelimelerin görünürdeki anlamlarına göre şöyle demiş sayılıyorlardı: Bizi dinlemek zorunda olmayarak dinle, nezaket belirtici bir deyim ve bize durumumuzu göz önüne alarak konumumuzu hesaba katarak bak, onlar kitap ehli idiler ya, İslam'a puta tapanlar gibi çağrılmaları yakışık almazmış kelimelerinin görünürdeki anlamlarına göre bunları söylemek istiyorlardı. Oysa ki, aynı kelimeleri dillerini ağız boşlukları içinde burarak telaffuz edince sözlerinin anlamı şöyle oluyordu, dinle, sözü dinlenmez olasıca, duymaz olasıca, reyna, kelimesini ağızlarında geveleyip söyleyerek bir hakaret deyimine dönüştürüyorlardı. Görüldüğü gibi küstahlık, edepsizlik, kaypaklık, göz boyayıcılık, sözleri çarpıtma ve ters anlamlarda kullanma hayasızlığı ile karşı karşıyayız. Yahudilerin bu çirkin marifetleri anlatıldıktan sonra ehli kitaptan olanların nasıl bir tutum takınmaları gerektiği kendilerine kutsal kitap payı verilenlere yaraşan edepli davranışın nasıl olması beklendiği belirtiliyor. Arkasından bütün bu çirkin marifetlerine rağmen hidayete, iyi karşılığa, ilahi bağışa ve hayırlı sonuca özendiriliyorlar. Tabii ki eğer doğru yola koyulurlarsa fakat ümitlendirmenin yanı sıra karakterlerinin özü de açıklanıyor. Bu karakter eskiden de öyleydi, şimdi de öyledir okuyoruz. Oysa eğer onlar, böyle diyeceklerine, duyduk ve uyduk, işit ve bize bak deselerdi kendileri hesabına daha hayırlı ve daha tutarlı olurdu, fakat Allah kafirlikleri yüzünden kendilerine lanet ettiği için pek azı dışında onlar iman etmezler. Bunlar gerçeğe böylesine açık, böylesine yalın, böylesine dolambaçsız bir şekilde yaklaşmazlar. Eğer gerçeği böylesine açık anlamlı ve kaypaklık amacı içermeyen sözler ile duyduk ve uyduk, işit, bak bize diyerek ifade etselerdi kendileri hesabına daha hayırlı, karakterlerinin ve iç dünyalarının tutarlılığı ve sağlıklılığı için daha elverişli bir tutum benimsemiş olurlardı. Fakat aslında onlar kafirlikleri, gerçekleri, gerçeklere sırt çevirmeleri yüzünden Yüce Allah'ın Celle Celaluhu hidayetinden koyulmuşlardır. Bundan dolayı onlar tek tük bazı istisnalar dışında imana gelmezler. Yüce Allah'ın bu sözü pratikte doğru çıktı. Uzun tarihleri boyunca çok az sayıda Yahudi Müslüman oldu. Bunlar iyiliği elde etmeye çalıştıkları, doğru yolu bulmak uğruna çaba harcadıkları için yüce Allah'ın hidayete ermelerini dilediği ve kendilerine hayır payı ayırdığı bahtiyar kimselerdir. Bu çok azınlığın dışında kalan ezici Yahudi çoğunluğu 1400 yıl boyunca İslam ile ve Müslümanlar ile sürekli savaş halinde olmuştur. Bu amansız savaş İslam'ın Medine'de yanı başlarında ortaya çıktığı andan içinde bulunduğumuz şu ana kadar sürmüştür. O andan itibaren Yahudiler İslam'a karşı kesintisiz bir komploculuk, vazgeçmek nedir bilmez bir kör inatçılık içinde olmuşlar. Zaman zaman görünen biçim, renk ve yöntem farklılıklarına rağmen bu komploculukları, bu kör inatçılıkları her zaman yürürlükte kalmıştır. Tarih boyunca İslam'a karşı kurulan bütün tuzakların oynanan bütün iğrenç oyunların arkasında ya doğrudan doğruya Yahudi vardır ya da bu iğrenç düzenbazlığın en büyük payı Yahudiye aittir. Çok yönlü milletler arası haçlılık ve sömürgecilik entrikaları da bu hükmün kapsamı içindedir. Yahudilere hidayet çağrısı. Bundan sonraki ayette kendilerine kitap verilmiş olanlara Yahudilere sesleniliyor, ellerindeki Tevratı onaylayan Kur'an'a inanmaya çağrılıyorlar. Arkasından çirkin marifetlerinin ve inatçılıklarının kaçınılmaz akıbeti olarak yüzleri çarpıtılmakla ve lanete uğramakla tehdit ediliyorlar. Bunun yanı sıra kendi dinlerinin de temelini oluşturan katıksız tevhid ilkesinden sapmış olmakla damgalanıyorlar. Bu arada yüce Allah. Allah'ın kendisine ortak koşanları kesinlikle affetmeyeceğini bilmeleri vurgulanıyor. Bu hatırlatma, aynı zamanda, geniş kapsamlı ilahi bağışlayıcılığın sınırlarını çizen ve Allah'a ortak koşmanın af kapsamı dışında tutulmaya yol açtığını vurgulayan genel nitelikli bir duyurudur, okuyoruz. 47 Ey kendilerine kitap verilenler, biz bazı yüzleri çarpıtıp ense taraflarına döndürmeden ya da cumartesi yasağını çiğneyenleri lanet dediğimiz gibi lanetlemeden elinizdeki kitabı onaylayıcı olarak indirdiğimiz kur ana iman ediniz, yoksa Allah'ın emri her zaman kesinlikle yerine gelir. 48 hiç kuşkusuz Allah kendisini ortak koşma günahını bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları dilediğine bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa son derece büyük bir iftira günahı işlemiş olur. İlk ayetin girişinde Yahudilere yüce Allah'ın çağrısına ilk olumlu cevap verenlerden olmalarını gerektiren sıfatları ile ilk Müslümanlar arasında olmalarını sağlaması beklenen gerekçeleri ile sesleniliyor. Tekrarlıyoruz. Ey kendilerine kitap verilenler, elinizdeki kitabı onaylayıcı olarak indirdiğimiz Kur'an'a iman ediniz kendilerine kitap verilmiş olduğuna göre bu adamların hidayete ermeleri, doğru yolda olmaları şaşılacak, tuhaf sayılacak bir gelişme değildir aslında, bunun yanı sıra söz konusu kitabı kendilerine vermiş olan Yüce Allah, onları ellerindeki kitabı onaylayıcı olarak indirdiği kur, ana inanmaya çağırıyor, bu Kur'an, onların elindeki Tevrat'ı onayladığına göre bu çağrının şaşılacak, garip görülecek bir yanı yoktur. Eğer iman etmek, kanıtlayıcı deliyle, açık gerekçelere dayalı olarak meydana gelseydi, ilk inananların Yahudiler olması gerekirdi, fakat karşımızdaki Yahudi, bir sürü çıkarları, ihtirasları, bunun yanı sıra bir sürü kinleri ve kör inatları var, Yahudi, karakteri gereği, sapık ve ensesi kalın adam demektir, nitekim Tevrat onlardan, kalın enseli halk, diye söz ediyor, o bundan dolayı iman etmez, ama bundan dolayı da şu sert, şu iç karartıcı tehditle yüz yüze geliyor, tekrarlayalım. Biz bazı yüzleri çarpıtıp ense taraflarına döndürmeden ya da cumartesi yasağını çiğneyenleri lanetlediğimiz gibi lanetlemeden elinizdeki kitabı onaylayıcı olarak indirdiğimiz kur, ana iman ediniz yüzleri çarpıtmak, tamz deyimi, yüzlerin insana ait olduklarını kanıtlayan özellikleri silmek, onları ense taraflarına döndürmek ise insanları geri geri yürümeye zorlamak anlamına gelir. Ayetin içerdiği tehdit, herkesin anladığı somut anlamda olabilir. Yani Yahudiler gerçekten insan yüzlü görünümlerini yitirecekler ve yüzleri arkaya bakacağı için yürürken gerisin geri gideceklerdir. Cumartesi gününe ilişkin balı evlama yasağını çiğnemiş olan Yahudilere verilen lanetlenme cezası da bu adamların fiilen maymun ve hayvan kılığına sokulmaları şeklinde gerçekleşmiş olabilir Bunun yanında burada sözü edilen çarpıtmadan Maksat bu adamların vicdanlarındaki hidayet ve basiret izlerini silmek kendilerini tevratın inişinden önceki kafirlik ve cahiliye dönemlerine döndürmek de olabilir imandan sonra tekrar kafir olmak doğru yolu bulduktan sonra yeniden sapıklığa düşmek öylesine dehşetli bir yüz ve basiret çarpılması, öylesine acı bir geriye dönüştür ki, bütün geriye dönmeler ve döndürülmeler onun yanında hiç kalır. Ayetin maksadı ister o olsun, ister bu olsun, seslendirdiği tehdit gerek katı kalpli donuk Yahudi karakterine, gerekse onların aşağılık ve iğrenç davranışlarına uygun, sert ve korkunç bir tehdittir. Bu tehdit ile ürperip kendine gelerek hemen Müslüman olan Yahudiler vardır, bunlardan biri ünlü Ka'b-u Le'ahbar'dır. Nitekim İbni Ebu Hatem'in İbni Nufeyl ve AMRB, vakıt kanalı ile Yunus B, Celis'e dayanarak bildirdiğine göre Ebu İdris Hulani şöyle diyor, Ebu Müslim Halili, Ka'b Ule Ahbar'ın hocasıydı, neden bir an önce gidip peygamberimizi görmüyor diye bu öğrencisini sık sık ayıplardı, sonunda onu peygamberimize gidip nasıl bir insan olduğunu görmeye ikna etti, olayın bundan sonrasını Ka'b Ule Ahbar şöyle anlatıyor, tır gülümseyen surat Binek hayvanımın sırtına atlayıp Medine'ye vardım, o sırada biri Kur'an okuyordu, okuduğu ayet şuydu, ''Yıldız ey kendilerine kitap verilenler, biz bazı yüzleri çarpıtıp ense taraflarına döndürmeden, elinizdeki kitabı onaylayıcı olarak indirdiğimiz kur, ana iman ediniz.'' Hemen suya koşup yıkandım, bu arada ''Acaba çarpıldım mı?'' korkusu ile sık sık elimi yüzümün üzerinde gezdiriyordum, arkasından hemen Müslüman oldum.'' Yaygın rivayete göre Ka'b ule Ahbar Hazreti Ömer zamanında Müslüman oldu. İbn Cerir'e dayanan ve daha güvenilir olduğu belirtilen bu rivayette de Ka'b'ın Müslüman oluşu bu ayeti işitmesine bağlanıyor. Yoksa Allah'ın emri her zaman kesinlikle yerine gelir. Bu cümle az önceki tehdidi pekiştirir niteliktedir. Ayrıca Yahudi'nin karakterine de uygundur. Bunun arkasından ahirete ilişkin bir başka tehdit geliyor. Bu tehdit, yüce Allah'a ortak koşma suçu dışında kalan günahların önünde ilahi rahmet kapısı açık olduğu ve yalnız bu ağır suçun kesinlikle af kapsamı dışında olduğunu açıklıyor, okuyoruz. Hiç kuşkusuz Allah kendisine ortak koşma suçunu bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları dilediğine bağışlar. Kim Allah'a ortak koşarsa son derece büyük bir iftira günahı işlemiş olur. Bu ayetin Yahudileri katışıksız imana ve tevhid çağıran üslubundan onun Yahudileri yüce Allah'a ortak koşmakla suçladığı anlaşılıyor. Gerçi burada onların Allah'a ortak koşma anlamına gelecek hiçbir sözlerinden ya da davranışlarından bahsedilmiyor. Fakat Kur'an'ın başka ayetlerinde bu konuda ayrıntılı bilgi veriliyor. Mesela bir ayette onların Uzeyr Allah'ın oğludur dedikleri anlatılıyor. Tıpkı Hristiyanların Mesih İsa Allah'ın oğludur demeleri gibi, hiç kuşkusuz bu söz Allah'a ortak koşmak, şirktir, Tevbe suresi, 30, bunun yanı sıra kur, anda bize gerek Yahudilerin gerekse Hristiyanların, Allah'ı bir yana bırakarak hahamlarını ve papazlarını ilah edindikleri anlatılıyor, Tevbe suresi, 31, oysa biz biliyoruz ki, ne Yahudiler hahamlarına ve ne de Hristiyanlar papazlarına tapınıyorlardı, yalnız her iki kesim de kendilerine, kendi din adamlarının yasa koyma, helal kılma ve yasaklama yetkisi taşıdıklarını ileri sürmüşlerdir. Oysa bu yetki sırf Yüce Allah'ın tek elindedir. Ayrıca bu husus ilahlığın gereklerinden biridir. İşte Kur'an, bu yüzden onları putperest, müşrik, saymıştır. İleride ayrıntılı biçimde anlatacağımız gibi, bu ilke İslam'ın tanımına ve imanın şartına ilişkin tutarlı düşünce açısından son derece önemlidir. Her neyse, sözün kısası peygamberimizin zamanında Arap Yarımadası'nda yaşayan Yahudilerin inançları putperestlik hörafeleri ile karışık ve dolayısıyla tek ilah inancından uzaklaşmıştı. Bu yüzden bu ayette yer alan Allah'ın, kendisine ortak koşma günahı dışındaki günahları dilediklerine bağışlayabileceği buna karşılık kendine ortak koşma günahını kesinlikle hoşgörü ile karşılamayacağı eğer bir insan dünyada Allah'a ortak koşar da bu inancından vazgeçmeksizin yüce Allah'ın huzuruna çıkarsa affedilmesinin asla beklenmemesi gerektiği şeklindeki vurgulamalı açıklama Yahudilere yöneltilmiştir. Allah'a ortak koşma, şirk, Allah ile kul arasındaki ilişkiyi keser, buna göre yüce Allah'a ortak koşan bu kimseler eğer bu sapık inanca bağlı olarak, başka bir deyimle Allah ile ilişkileri kesik olarak dünyadan ayrılırlar ise hiçbir affedilme ümitleri kalmaz, bir insan düşününüz ki, yüce Allah'a ortak koşuyor, gerek evrenin görünen olaylarında ve gerekse peygamberlerin getirdikleri bilgilerde Allah'ın tekliğini kanıtlayan bunca delil karşısında dururken bu sapık inançta ısrar ederek öylece ahirete göçüyor. Eğer o insanın yapısında iyilik ve yapıcılık unsurlarından bir teki bile varsa böyle bir şey yapmaz. Demek ki yapan insanın yapısı geri dönülmez biçimde bozulmuş, Allah'ın lekesiz biçimde kendisine sunduğu fıtratı mahvolmuş, aşağıların aşağısı bir bataklığa yuvarlanmış ve kendi eli ile kendini cehennem hayatına hazırlamıştır. Yüce Allah'a ortak koşmak açık, belirgin ve bariz bir günah, çirkin küstahça ve son derece ağır bir zulümdür. Bunun dışında kalan bütün küçük ve büyük günahlara gelince Yüce Allah onları dilediği kullarına bağışlar, bunlar tümü ile af kapsamına girerler, bu affedilme tevbe etme sonucu olabileceği gibi, Peygamberimizden gelen bazı belgeli rivayetlerin bildirdiklerine, göre tevbe etmeksizin de olabilir, yeter ki, günahkar kul, Yüce Allah'ın bilincinde olsun onun affını umsun, onun kendisini affedebilecek güçte olduğundan emin olsun, o kendisini bağışlasa da günah işlemiş olmasının yine de bir kusur olduğunun farkında olsun, bu durum yüce Allah'ın rahmetinin bitmez tükenmez olduğunu, affediciliğinin ne bir kapı ve ne de bir kapıcı tarafından engellenemeyeceğini son derece somut olarak gözlerimizin önüne serer. Nitekim Kuteybe'nin, Cerir B, Abdülhamid ve Abdulaziz yolu ile Zeyd B, Vehbe dayanarak bildirdiğine göre sahabilerden Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, şöyle diyor. Bir gece dışarı çıkmıştım. Baktım ki peygamberimiz tek başına yürüyüş yapıyor. Yanında hiç kimse yok. Yürürken yanında bir başkasının olmasını istemediğini düşünerek ay ışığı altında yürümeye koyuldum. Peygamberimiz birden dönerek beni gördü. Kim o? dedi. Kurbanın olayım Ebu Zer diye cevap verdim. Bana gel ya Ebu Zer dedi. Birazcık yanında yürüdüm. Bir ara bana şöyle buyurdu. Dünyada zengin olanlar kıyamet günü fakir olacaklardır. Yalnız yüce Allah'ın hayırlı mal bağışladığı ve bu malı sağlarına, sollarına, önlerine, arkalarına dağıtarak onunla hayırlı işler yapan kimseler müstesna. Biraz daha yanında yürüdükten sonra bana dönerek "Burada otur." dedi ve beni etrafı taşlarla çevrili bir düzlüğe oturttu. Arkasından "Ben geri gelinceye kadar burada otur." dedi. Sonra önümüzde uzanan tek araziye doğru yürüdü ve gözümden kayboldu. Bir süre görünmedi. Bu süre oldukça uzamıştı. Sonunda onun zina etmiş, hırsızlık yapmış da olsa diye diye bana doğru geldiğini gördüm. Yanıma gelince dayanamadım. Yar Resulullah, kurbanın olayım, alanın bir kenarında kiminle konuşuyordun, ben bir ara sana doğru birinin geldiğini duydum, dedim, peygamberimiz bana şu cevabı verdi. O Cebrail'di, alanın kenarında karşıma çıkarak bana ümmetine şu müjdeyi ver ki Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ölen kimse cennete girecektir. Kendisine: "Ey Cebrail, hırsızlık yapmış ve zina işlemiş olsa da mı?" diye sordum. "Evet," dedi. "Tekrar, hırsızlık yapmış, zina işlemiş olsa da mı?" diye sordum. Bana, "Evet, hatta içki içmiş bile olsa," diye cevap verdi. Buhari, Müslim bu arada İbni Ebu Hatem'in Cabir b Abdullah'a dayanarak bildirdiğine göre peygamberimiz şöyle buyuruyor. Allah'a hiçbir ortak koşmaksızın ölen kimse affedilmeye hak kazanır. Allah onu dilerse azaba çarptırır, dilerse affeder. Allah kendisine ortak koşma suçunu kesinlikle affetmez. Bunun dışında kalan günahları dilediklerine bağışlar. Öte yandan yine İbni Ebu Hatem'in bildirdiğine göre Abdullah B. Ömer şöyle diyor, Bizler peygamberimizin sahabileri adam öldürenlerin, yetim malı yiyenlerin, namuslu kadınları zina yapmakla suçlayanların ve yalancı şahitlerin hakkında şüphe etmiyorduk. Fakat Allah, kendisine ortak koşma suçunu kesinlikle affetmez, bunun dışında kalan günahları dilediklerine bağışlar. Ayeti inince peygamberimizin sahabileri bu yolda şahitlik etmekten vazgeçtiler. Öte yandan İkrimen'in Abdullah B. Abbas'a dayanarak bildirdiğine göre Peygamberimiz salat ve selam üzerine olsun şöyle buyuruyor. Yüce ve Ulu Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor, Kim benim günahları affetmeye muktedir olduğumu bilir de, eğer bana ortak koşmuş değil ise günahlarına aldırış etmeden kendisini affederim, taberani. Özellikle bu son hadisin mesajı son derece açıktır. Demek ki her şeyden önce kalplerin yüce Allah'ın gerçek anlamı ile bilincinde olmaları gerekir. Bunun arkasından iyilik, umut, kaygı ve korku bilinçlerine sıra gelir. Herhangi bir günah işlendiğinde eğer gerisinde bu özellikler varsa günahkar kul takva ve af kapsamında olduğundan emin olmalıdır. Şaşkın insanlar daha sonraki ayette, Kur'an-ı Kerim, Müslümanların safında Medine Yahudileri ile savaşa giriyor, Yüce Allah'ın seçilmiş halkı olduklarını sanan, kendi kendilerini övünen ve bir yandan daha önce belirttiğimiz gibi kutsal kitaplarını tahrif eder, Allah'a ve Peygamberimize dil uzatırken, öte yandan ileride anlatacağımız üzere, putlara ve tağuta, taparken kendilerini kusursuz göstermeye yeltenen bu şaşkınların halı hayretle karşılanıyor. Onların kendilerini kusursuz ilan etmelerinin ve ne kötülük işlerler ise işlesinler yine de yüce Allah'ın yakınları olduklarını sanmalarının asılsız olduğu vurgulanıyor, okuyoruz. 49 Şu kendilerini temize çıkaranları görmüyor musun? Oysa Allah dilediği kimseyi arındırır. Fakat hiç kimseye kıl payı kadar haksızlık yapılmaz. 50 baksana Allah'a karşı nasıl yalan uyduruyorlar bu tek başına yeterli bir apaçık günahtır Yahudilerin Allah'ın seçilmiş halkı oldukları şeklindeki iddiaları eskidir. Gerçekten yüce Allah onları kutsal emaneti taşımak ve bu emanetin gerektirdiği misyonu yerine getirmek için seçti. Onları o dönemde yaşayan diğer milletlere üstün tuttu. Mısır firavunu ile adamlarını onların hatırı için helak etti ve kendilerini kutsal topraklara mirasçı yaptı. Fakat Yahudiler bir süre sonra Yüce Allah'ın sisteminden saptılar, dünyanın amansız zorbaları kesildiler, yeryüzü, onların kötülüklerini kaldıramaz oldu, hahamları onlara Yüce Allah'ın helallerini yasaklamaya ve yasaklarını serbest saymaya girişti, onlar da bu konuda hahamlarına uydular, Yüce Allah'ın tekelinde olan yasaklama ve helal kılma yetkisinin, çizmeyi aşan hahamları tarafından kullanılmasına karşı çıkmadılar, Yine bu Yahudi hahamları yüce Allah'ın şeriatında değişiklik yaptılar. Bu değişiklikleri bir yandan iktidardakilerin ve seçkin azınlığın gönlünü yapmak ve bir yandan da halk yığınlarının isteklerini ve arzularını tatmin etmek için yaptılar. Böylece Yahudiler yüce Allah'ı bir yana bırakarak bu şımarık din adamlarını ilah edindiler. Faiz yemekten kaçınmadılar. Sonunda Allah'ın dini ile ve Allah'ın kendilerine indirmiş olduğu kutsal kitap ile aralarındaki bağlar zayıfladı. Bütün bunlara ve daha birçok marifetlerine rağmen tarihleri boyunca yüce Allah'ın evlatları ve sevdikleri olduklarını, birkaç sayılı gün dışında cehennem ateşinin kendilerine değmeyeceğini, sadece Yahudi olanların doğru yolda olduklarını ve yüce Allah tarafından beğenildiklerini ileri sürmeye devam ettiler, sanki yüce Allah ile aralarındaki ilişki, akrabalık, soy ortaklığı ve kayırmacılık ilişkisiymiş gibi haşa, yüce Allah. Allah bu tür yakışıksız isnadlardan uzaktır, kuşkusuz, Yüce Allah ile onun hiçbir kulu arasında akrabalık ve soy ortaklığı ilişkisi söz konusu değildir. Onun ile kullar arasındaki bağı doğru inanç, iyi amel ve ilahi sisteme kararlı bağlılık oluşturur. Kim bu bağı, bu ilişkiyi sarsıntıya uğratırsa yüce Allah'ın öfkesine çarpılır. Sapıklık dönemlerinde yüce Allah'ın hidayetine muhatap olan kimseler eğer tekrar eğri yola saparlarsa yüce Allah'ın kendilerine yönelik bu öfkesi bu gazabı daha ağır olur sözünü ettiğimiz Yahudilerin, günümüzde, sözde Müslüman olan bazı benzerleri var, bunlar Müslüman olduklarını ileri sürüyorlar, kendilerini Peygamberimizin ümmetinden sayıyorlar, Yüce Allah'ın mutlaka kendilerini destekleyerek işgalci Yahudileri yurtlarından çıkaracağını bekliyorlar, ama buna karşılık Yüce Allah'ın önerdiği hayat sistemi olan hak dinden tamamen kopmuşlar, bu dini hayatlarının dışına atmışlar, ne araların daki anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında ne ekonomik kararlarında ne sosyal hayatlarını düzenlemede ne ahlaklarında ve ne de geleneklerinde Allah'ın kitabının hakemliğine başvurmuyorlar. Tek Müslümanlık kanıtları taşıdıkları İslami isimler ile bir zamanlar gerçek Müslümanların doğdukları, Allah'ın dinini uygulamaya geçirdikleri ve hayat sistemini egemen kıldıkları topraklarda yaşıyor olmalarıdır. Okuduğumuz ayette yüce Allah peygamberimize kendi kendilerini temize çıkaran Yahudilerin durumunun hayret verici olduğunu ifade ediyor. Oysa günümüz Müslümanlarının durumu daha hayret verici, daha gülünç ve daha şaşırtıcıdır. Sebebine gelince kendilerini aklama, temize çıkarma, iyiliği Allah'a yakınlığı ve onun seçilmiş kulu olmayı kendine mal etme yetkisi insanların yetkisinde değildir, ancak Allah dilediklerini temize çıkarabilir, aklayabilir, çünkü o, kalpleri ve davranışları herkesten iyi bilir, eğer insanlar bu değerlendirme yetkisini Allah'a bırakarak iyi ameller işlemeye yönelirlerse, kof iddialardan uzak dururlarsa Yüce Allah, Celle Celaluhu, insanlara zerre kadar haksızlık. Yapmaz, eğer insanlar hiç kendilerini övmeden, alçak gönüllülükle, Allah'tan utanarak, kendilerini aklama ve şişirme iddialarından kaçınarak iyi ameller işleyecek olurlarsa Allah katında aldatılacak, herhangi bir iyi amelleri unutulacak ya da hakları yenecek değildir. Yüce Allah kendi kendilerini aklayan, Allah'ın rızasını kazanmış olduklarını ileri süren Yahudilerin yalan söylediklerini, kendisine iftira attıklarını açıkça belirtiyor ve onların bu çirkin marifetini kınıyor. Ayrıca bu davranışın iğrençliğine dikkatleri çekiyor. Okuyoruz. Baksana Allah adına nasıl yalan uyduruyorlar? Bu tek başına yeterli bir apaçık günahtır. Burada yine kendimize dönelim. Bizler İslam kaynaklı isimler taşıyoruz diye ve bir zamanlar gerçek Müslümanların yaşadığı topraklarda oturuyoruz diye Müslüman olduğumuzu iddia ediyoruz. Oysa İslam hayatımızın hiçbir kesimini egemen değildir. Sosyal hayatımızın hiçbir alanında İslam'a bu yetkiyi tanımıyoruz. Müslüman olduğumuzu ileri sürüyoruz, ama görüntümüz ile, realitemiz ile İslam'ı lekeliyoruz. Yabancılara İslam'ı antipatik gösteren somut örnekler oluyoruz. Hazreti Muhammed'in ümmetinden olduğumuzu söyleyerek yüce Allah'ın seçkin kulları olduğumuzu ileri sürüyoruz. Oysa Hazreti Muhammed'in öğrettiği din, Hazreti Muhammed'in uyguladığı sistem hayatımızdan bütün bütüne kovulmuş ve soyutlanmıştır. Bana kalırsa biz bu halimiz ile aynen yüce Allah'ın tutumlarını şaşırtıcı bulduğunu peygamberimize anlattığı Allah adına yalan söylemekle suç ve büyük günah yükü altına girdiklerini belirttiği o Yahudilere benziyoruz. Allah yardımcımız olsun. Yüce Allah'ın dini bir hayat sistemidir. Allah'a itaat etmek demek bu sistemi hayata egemen kılmak demektir. Allah'a itaat etmedikçe O'na yakın olunamaz. Şimdi bir bakalım. Yüce Allah onun dini ve sistemi nerede? Biz neredeyiz? Sonra bir bakalım ki acaba Yüce Allah'ın hallerini hayretle anlattığı, kendi kendilerini aklamakla yüce şahsına iftira atma günahı altına girdiklerini belirttiği o şaşkın Yahudiler ile aramızda ne fark var ilke aynı ilkedir durum da aynı durum hiçbir kul ile yüce Allah arasında soy ortaklığı akrabalık ve kayırmacılık ilgisi yoktur kendilerini temize çıkaranlar ayetlerin akışı içinde kendi kendilerini temize çıkaran bu kimseler hakkında hayret ifade edilmeye devam ediliyor. Çünkü bu şaşkınlar bir yandan, Yüce Allah’ın şeriatine dayanmayan, onun koyduğu herhangi bir kritere yaslanarak ölçü dışına taşma tehlikesini bertaraf etmemiş hükümlere, ayetin deyimiyle, ile puta ve tauta inanırken öbür yanda, putperestliğe ve putperestlere arka çıkıyor, onlara Yüce Allah'ın kitabına, sistemine ve şeriatına bağlılık bakımından Müslümanlara göre daha doğru yolda olduklarını söylüyorlar, okuyacağımız ayetlerde onların tutumları karşısında hayret ifade edildikten ve bu gülünç manevraları gözler önüne serildikten sonra sert bir dille kınanıyorlar, aşağılayıcı bir ifade ile yerin dibine batırılıyorlar, bunların yanı sıra karakterlerinde gizli duran kıskançlığa ve cimriliğe parmak basılıyor, bağlıları olmakla övündükleri Hazreti İbrahim'in dinine sırt çevirmeleri yanında bu gülünç tutumu takınmalarına yol açan diğer sebepler açığa vuruluyor, bu kınama ve saldırı kampanyası, öylelerini alevli cehennem yaraşır, cümlesiyle noktalanan kendilerine yönelik bir cehennem tehdidi ile son buluyor, şimdi bu ayetleri okuyalım. 51 şu kendilerine kitaptan bir pay verdiklerimizi görmüyor musun? Bunlar puta ve tauta, şeytana, inanırlar ve kafirler hakkında, bunların yolu müminlerin yolundan daha doğrudur, derler. 52 Bunlar Allah'ın lanetine uğramış kimselerdir, Allah birine lanet ederse ona yardım edecek birini bulamazsın. 53 yoksa onların Allah'ın mülkünde bir payları mı var eğer öyle olsaydı insanlara bir çekirdek kırıntısı bile vermezlerdi 54 yoksa Allah'ın lütfunun eseri olarak insanlara bağışlamış olduğu imtiyazı çekemiyorlar bu yüzden onları kıskanıyorlar mı oysa biz İbrahim'in soyundan gelenlere de kitap ve hikmet vermiş kendilerine büyük bir egemenlik bağışlamıştık 55 Fakat İbrahim'in soyundan gelenlerin kimi ona inandı, kimi de kendisine sırt çevirdi, öylelerinin hakkından alevli cehennem gelir kendilerine kitaptan bir pay verilenlerden şunlar beklenirdi. Bunlar herkesten önce kitaba, Kur'an'a inanmalıydılar. Yüce Allah'ın yol göstericiliğine muhatap olmamış nasipsizlerin kapıldıkları diye karşı çıkmalıydılar. Yüce Allah'ın kitabını hayatlarına egemen kılmalı ve taûtun yoluna koyulmamalıydılar. Taût, Yüce Allah'ın onayına dayanmayan herhangi bir hukuk sistemi ve Yüce Allah'ın şeriatınca desteklenmeyen Herhangi bir hüküm demektir. Fakat kendi kendilerini aklayan ve Yüce Allah'ın sevdikleri olmakla övünen Yahudiler, kendilerine yakıştırdıkları bu asılsız konuma ters düşecek şekilde batıla ve putperestliğe uyuyorlar, çünkü kahinlerinin peşinden gidiyorlar, kahinlerine ve hahamlarına Yüce Allah'ın onayına dayanmaksızın yasa koyma yetkisi tanıyorlar, aynı anlamda, tavufa inanıyorlar, tavut, Yüce Allah'ın şeriatı dışında kaynaklanan hüküm anlamındadır, Tağut, sözlük anlamı ile azgınlık, taşkınlık, ölçü dışına çıkma demektir. Sözünü ettiğimiz tutum da bir tür taşkınlık ve bir çeşit ölçüyü çiğnemektir. Çünkü Yüce Allah'ın tek elindeki imtiyazlardan biri olan egemenliği insanlardan birine yakıştırmaya kalkışıyor. Bunun yanı sıra Yüce Allah'ın hakka ve adalete bağlayıcı şeriatının kurallarından birinin disiplini altına girmiyor bu niteliği ile bu tutum bir taşkınlık bir kuralları çiğneme olayıdır bu tür kural dışı taşkın hükümlere inananlar uyum gösterenler ya Allah'a ortak koşmuşlardır ya da doğrudan doğruya kafirdirler işte yüce Allah bunların tutumlarını şaşırtıcı buluyor çünkü kendilerine kutsal kitap hazinesinden bir pay verildiği halde bu kitabın içeriğine bağlanmamışlardır bu şaşkınlar sadece, puta ve tauta inanmakla kalmıyorlar, bunun yanı sıra Yüce Allah'ın kitap verdiği, kendilerine Kur'an'ı gönderdiği Müslümanlara karşı kafirlerin tarafında yer alıyorlar, onlara hak veriyorlar, tekrarlıyoruz. Kafirler hakkında, bunların yolu, müminlerin yolundan daha doğrudur, derler. İbni İsa'ın, Muhammed B, Ebu Muhammed ve İkrime yolu ile Ebu Said B, Kübeyre dayanarak bildirdiğine göre Abdullah B, Abbas diyor ki, Kureyş, Gatafan ve Beni Kureyza kabilelerini Müslümanlara karşı birleştirip savaşa sürükleyenler Haybe, Ahtap, Selam b, Hakık Ebu Rafi, Rebü b, Hakık Ebu Amir, Vehu b, Amir ve Hevde b, kasi adlı kişilerdi. Bunlardan Vehu, Ebu Amir ve Hevele veyloğulları kabilesinden, öbürleri ise Nadir oğulları kabilesinden idi. Bu Yahudi heyeti Kureyş kabilesi ile görüşmeye gidince onlara beraberlerinde getirdi, leri din adamlarını göstererek şöyle dedi Bunlar Yahudi hahamlarıdırlar ilk kutsal kitabı iyi bilirler sorun onlara sizin dininiz mi yoksa Muhammed'in dini mi üstündür Kureyşlilerin bu yoldaki soruları üzerine Yahudi hahamları sizin dininiz Muhammed'in dininden daha üstündür sizin yolunuz Muhammed'in ve onun peşinden gidenlerin yolundan daha doğrudur diye cevap verdiler bunun üzerine yüce Allah şu kendilerine kitap dan pay verdiklerimizi görmüyor musun diye başlayan ve kendilerine büyük bir egemenlik bağışlamıştık diye biten ayetler grubunu indirdi. Nitekim Kureyşliler de Yahudilerin bu isteklerini olumlu karşılayarak Hendek, Ahzab, savaşında onların tarafında Müslümanlara karşı savaşa girdiler, Peygamberimiz bunlara karşı Medine çevresinde Hendekler kazdırdı, Yüce Allah, onların kötülüklerine engel oldu, onları kinleri ile baş başa bıraktı, istedikleri sonucu elde edemediler, Yüce Allah savaşta ağırlığını müminlerden yana koydu, hiç şüphesiz Allah güçlü ve üstün iradelidir. Gerçi Yahudilerin, putperest Kureyşlilerin dini Hazreti Muhammed'in ve onun peşinden gidenlerin dininden daha üstündür. Putperestlerin yolu, Yüce Allah'ın kitabına, Kur'an'a ve Peygamberine inananların yolundan daha doğrudur demeleri aslında hayret edilecek bir tutumdur. Ama, Yahudilere çok görülmez, onlar için normaldir. Onlar hak ile batıl arasında, doğru ile eğri arasında, doğrular ile eğriler arasındaki tutumu her her zaman budur, onların doyumsuz hırsları, yatışmaz arzuları ve dinmez kinleri vardır, onlar hakkın ve hak taraftarlarının yanında hırslarına, arzularına ve kinlerine destek bulamazlar, bu yoldaki desteği ve yardımı her zaman ancak batılın, eğrinin ve eğrilik taraftarlarının arasında bulabilirler, hakkın ve hak taraftarlarının aleyhine geçip batılın ve eğrinin taraftarlarının lehine tanıklık etmelerinin sebebi budur. Onların tutumu her zaman budur ve bu tutumun sebebi de her zaman geçerlidir. Bu yüzden onların Kureyş putperestlerinin yolu müminlerin yolundan daha doğrudur demeleri kendi açılarından mantıklı ve normaldir. Sürpriz değildir. Yahudiler aynı sözü bugün de söylüyorlar, yarın da söyleyeceklerdir. Onlar günümüz dünyasının her yerindeki başarılı İslami hareketi denetimleri altındaki propaganda ve yönlendirme araçları ile lekelerler, bu hareketleri gözden düşürüp kuvvet yolu ile ezmek isteyen batıl taraftarlarını olanca güçleri ile desteklerler. Tıpkı ilk İslami hareketi gözden düşürmek ve ezebilmek için putperest Kureyşlileri destekledikleri leri kendileri ile güç birliği yaptıkları gibi fakat iğrenç iki yüzlülüklerinden, hile ve düzenbazlık alanındaki erişilmez maharetlerinden ve zamanımız şartlarının öyle yapmalarını gerektirmesinden dolayı kimi zaman eriyi ve erinin taraftarlarını açıktan açığa övmezler, sadece hakkı ve hak taraftarlarını karalamakla yetinirler, batılın hakkı ezmesine, sindirmesine böylesine dolaylı yoldan destek vermeyi uygun görürler, çünkü günümüzde Yahudilerin açık övgüsü, başlı başına bir suçlama gerekçesi ve taşınmaz bir töhmet yükü haline gelmiştir. Bu yüzden eğer desteklerini ve övgülerini açığa vururlarsa İslami hareketleri ezmek isteyen, dünyanın her yerindeki gizli ajanları ve onlardan aldıkları direktiflere göre çalışan sinsi zorbalar hakkında kuşku uyandırabilir. Kimi zaman bu sinsi yanıltmacalarını o kadar ileri boyutlara vardırırlar ki kendileri hesabına hakkı ve hak taraftarlarını sindiren ajanları ile göstermelik düşmanlık ve savaş oyunu oynarlar ya da danışıklı propaganda savaşını gündeme getirirler, amaçları uzun vadeli emellerini gerçekleştiren en sadık, en bağımlı dostlarını tamamen şüpheden uzak tutmaktır. Fakat asla İslam'ı ve Müslümanları karalama, gözden düşürme kampanyasına ara vermezler. Çünkü İslam'a karşı besledikleri kin o kadar koyu ve katıdır ki, en küçük bir İslami diriliş hareketine, hatta böyle bir hareketin gölgesine bile tahammül edemezler, insanları yanıltmak ve aldatmak için bile onun varlığına katlanamazlar. Yahudilerin tarih boyunca sergiledikleri karakter, uyguladıkları strateji ve güttükleri amaç aynıdır, işte yüce Allah. Bundan dolayı onlara lanet ediyor, kendilerini rahmetinden kovuyor ve desteğinden yoksun bırakıyor. Yüce Allah'ın desteğinden yoksun kalan kimse bütün yeryüzü halkının desteğini ve yardımını kazansa bile aslında destekçisiz ve yardımcısızdır, okuyoruz. Bunlar Allah'ın lanetine uğramış kimselerdir. Allah birine lanet ederse ona yardım edecek birini bulamazsın. Günümüzde bütün batılı devletlerin Yahudileri desteklediklerini görünce paniğe kapılıp sorabiliriz. Hani Allah onları lanete çarptırdığını vaat etmişti. Hani Allah'ın lanetine uğrayanlar yardımcı ve destekçi bulamazlardı. Fakat bilmeliyiz ki, asıl yardım edici, asıl destekçi insanlar değildir, devletler de değildir, bu devletlerin ellerinde hidrojen bombaları ve türlü türlü füzeler de olsa bu böyledir, asıl gerçek yardımcı yüce Allah'tır, iradesi karşısında bütün kullarına diz çöktürme gücünde olan yüce Allah, bu rakipsiz güç karşısında ellerinde hidrojen bombaları ve çeşit çeşit füzeler bulunan kullar da kim oluyorlar? Yüce Allah ise kendisini destekleyenin destekçisidir. Nitekim o bize Allah dinini destekleyenleri kesinlikle destekler buyuruyor. Hek suresi 40 Yüce Allah kendisine gerçek anlamda inananların, olanca güçleri ile sistemine bağlananların, hoşnutluk ve teslimiyet içinde sisteminin hakemliğine başvuranların yardımcısı ve destekçisidir. Yüce Allah bu ayette kendisine inanmış, sistemine uyan ve şeriatının hakemliğini benimseyen bir ümmete sesleniyor. Bu yüzden bu ümmetin düşmanları olan Yahudileri ve destekçilerini küçümsüyor. Yine yüce Allah bu ümmete yardım etmeyi, destek sağlamayı vaat ediyor. Çünkü düşmanlarının yani Yahudilerin yardım edicisi, destekleyicisi yoktur. Yüce Allah o günkü Müslümanlara karşı vaadini fiilen gerçekleştirdi. Onun vaadi ancak gerçek Müslümanlar hakkında gerçekleşebilir, ancak gerçekten inanmış bir kitle var olunca bunların eli ile bu durum pratiğe yansıyabilir. O halde ateistlerin, putperestlerin ve Hristiyanların hep birlikte Yahudileri desteklemeleri, arkalamaları karşısında paniğe kapılmayalım ve yılgınlığa düşmeyelim, onlar her zaman zaten İslam karşısında, Müslümanlar karşısında ve Yahudilerin yanında olup onların destekçileri olurlar, çünkü asıl güç dengesini değiştirecek destek ve yardım bunlarınki değildir, fakat aynı zamanda Allah'ın yardımını peşin olarak yanımızda bilmek gibi bir yanılgıya da kesin kesinlikle kapılmamalıyız, çünkü Yüce Allah'ın yardım vaadi ancak Müslümanlar hakkında ve bu iddiayı ileri süren kimseler gerçek Müslüman oldukları gün gerçekleşir. İNSANLIİ yumuşak GN baş düşmanları